Sadece bu iki farbundan yararlanarak yapılan ayırma yöntemleri arkadaşlar süzme, eleme ve diyaliz yöntemidir. Süzme yönteminde süzgeç kağıdı veya da bir filtreden yararlanılır. Örneğin katı sıvı heterojen karışımı, yani örneğin su talaş karışımını ayırmak için arkadaşlar süzme yönteminden yararlanırız. Veya da katı gaz heterojen karışımları ayırmak için, örneğin tozlu havayı tozundan arındırmak için veya tabacadan çıkan dumanlardaki katı partikülleri ayırmak için bir filtre kullanırız. Gene bu işin adı süzme yöntemidir arkadaşlar. Eleme yönteminde katı katı heterojen karışımların ayrılmasında kullanırız. Kum taş karışımını ayırmada eleme yöntemi kullanılır veya da mumun elekten geçirilmesi işlemi gene eleme yöntemine örnektir arkadaşlar. Diyaliz yönteminde ise arkadaşlar bir yarı geçirgen zar kullanılır. Bu yarı geçirgen zar sayesinde katı tanecikleri zardan geçmeyerek temizlenmiş olur ortamda. Örneğin burada kanın diyaliz yöntemiyle atıklarından temizlenmesi, zararlı atıklarından temizlenmesi gene en çok karşımıza çıkacak olan örnekler arasındadır arkadaşlar. Çözünürlük farkına dayanarak yapılan ayırma yöntemleri ise arkadaşlar ekstraksiyon, yani diğer adıyla özütleme, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirmedir. Ekstraksiyon, yani bir diğer adıyla özütleme yöntemi arkadaşlar adı üzerinde öz alma işlemidir. Yani bir maddenin özünü çekme işlemidir. Çayın demlenmesi, bitkilerden esans veya da ilaç eklesi, şeker pancarından şeker eklesi gibi işlemlerde arkadaşlar ekstraksiyon, yani özütleme yönteminden yararlanılır. Kristallendirme yöntemi, katı sıvı homojen karışımlarının ayrılmasında kullanılır. Tuzlu suyun suyunun buharlaştırılması işlemi arkadaşlar kristallendirmeye örnektir. Ayrımsal kristallendirme ise arkadaşlar katı katı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Karışım öncelikle ortak bir çözücüde çözülür. Bu ortak bir çözücüde çözüldükten sonrasında homojen bir karışım oluşur. Bu homojen karışımın sıcaklığı değiştirilir. Isıtılabilir veya da soğutulabilir, farkı yok. Örneğin ısıttığımızı varsayalım. Isıtma işleminde sıcaklık değişiminden çok fazla etkilenen katı tanecikleri, şunlardan herhangi biri yani, çöker. Çöken tanecikler süzme yöntemiyle ortamdan uzaklaştırılır. Kalan kısımsa herhangi bir katıyla sıvıdan oluşan bir karışım olduğu için sıvı buharlaştırılarak ortamdan uzaklaştırılır ve diğer katı tanecikleri de alınmış olur. Yoğunluk farkına dayanarak yapılan ayırma yöntemleri ise arkadaşlar ayırma hunisi, flotasyon, savurma ve santrifüjleme işlemleridir. Ayırma hunisi. Arkadaşlar ayırma hunisi şu şekilde tepesinde bir kapak olan, bu kapaktan işte örneğin zeytinyağı su karışımı koyduğumuzu varsayalım. Altında da musluğu bulunan bir cam deney aletidir. Zeytinyağı su karışımı koyduğumuz zaman arkadaşlar şu şekilde bir faz çizgisi belirir. Bu faz çizgisi arkadaşlar iki karışımı net olarak birbirinden ayıran bölgedir. Üst tarafta yoğunluğu düşük olan zeytinyağı, alt tarafta ise yoğunluğu yüksek olan su vardır arkadaşlar. Alt taraftaki musluk açılarak bir toplama kabında su tanecikleri toplanır. Faz çizgisi musluğun alt kısmına geldiği anda musluk kapatılır. Üst taraftan ise zeytinyağı başka bir kabaktırlar ayrılmış olur. Flotasyon, yani yüzdürme yöntemi arkadaşlar katı katı heterojen karışımlarının ayrılmasında kullanılıyor. Bu katı katı heterojen karışımını ayırmak için arkadaşlar ortama bir çözücü madde ilave ediyoruz. Daha doğrusu çözücü madde ilave etmiyoruz. Bir sıvı ilave ediyoruz. Şöyle çözücü yazmıştık, değiştirdim. Neticede birbiri içerisinde çözülmesini istemiyoruz buradaki karışımı. Ortada eklediğimiz sıvının yoğunluğu İki katının yoğunluğu arasında olmalı ki katılardan bir tanesi çözsün, bir tanesi sıvının yüzeyinde toplansın ve bu şekilde bir ayırma işlemi gerçekleşmiş olsun. Örneğin talaş kum karışımına su eklenerek talaşın yüzdürülmesi bu şekilde arkadaşlar yüzdürme yöntemine örnektir. Katı katı heterojen karışımların ayrılmasında ise arkadaşlar savurma yöntemi uygulanır. Savurma yönteminde örneğin buğday saman karışımı rüzgarlı bir bölgede
havaya atıldığı zaman rüzgar yoğunluğu düşük olan samanı savurur götürür. Geriye sadece buğday taneleri kalmış olur ve buğday ve saman karışımı birbirinden ayrılmış olur savurma yöntemiyle. Diğer bir yoğunluk farkına dayanan ayırma yöntemi ise arkadaşlar santrifüjlenidir. Santrifüjleme yönteminde katı sıvı hidrojen karışımlar karşımıza çıkar. Burada daha çok karşımıza çıkacak olan örnek ise biyokimya laboratuvarlarındaki santrifüjleme makineleri sayesinde kanın plazmasına ayrılmasıdır. Santrifüjleme makinesi arkadaşlar dakikada binlerce devir atarak merkez kaç kuvvetiyle katıyı çöktüren, sıvıyı yüzdüren bir makinedir arkadaşlar. O binlerce devir sayesinde kanın katı kısmı dibe çöker, plazma yani sıvı kısmı yani yoğunluğu düşük olan kısmı üst tarafta toplanır. Kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemleri ise arkadaşlar basit tanıtma yani destilasyon ve de ayrımsal tanıtmadır. Basit tanıtma yani destilasyon yöntemi arkadaşlar katı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Aslında basitçe karışım ısıtılır arkadaşlar. Isıtılan karışımdaki su molekülleri geri soğutucu yardımıyla toplama kabuğunda toplanır ve ısıtılan kaptaysa tuz veya da şeker kalmış olur. Sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasındaysa arkadaşlar bu sefer ayrımsal dağıtma. Bakın aynı şurada olduğu gibi. Kristallendirme katı sıvıydı. Ayrımsal kristallendirme katı katı. Damıtma katı sıvı. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı. Ayrımsal gelince aynı iki fiziksel hal oluşuyor. Sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır ayrımsal damıtma yöntemi. Burada arkadaşlar bu sıvıların karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktaları arasındaki farkın ne kadar yüksekse ayırma o kadar temiz gerçekleşir diyebiliriz. Örneğin etil alkol su karışımının ayrılmasında ayrımsal damıtma işlemi kullanılır. Karışım öncelikle ısıtılır. İlk önce kaynama noktası düşük olan etil alkol molekülleri gaz fazına geçmeye başlar. Bu gaz fazına geçen, daha doğrusu buhar fazına geçen etil alkol molekülleri bir geri soğutucu yardımıyla soğutulur. Soğutulduktan sonra yoğunlaşan sıvı molekülleri bir toplama kabında toplanır. Geriye de ısıtılan taraftaki su tanecikleri kalmış olur. Veya da petrolün benzin, mazot, gaz yağ gibi bileşenlerine ayrılmasında arkadaşlar yine aynı şekilde ayrımsal damıtma yönteminden yararlanır. Elma noktası farkındaysa arkadaşlar katı katı homojen ya da katı katı heterojen karışımların ayrılmasında yararlanıyoruz bu yöntemden. Örneğin lehim. Lehim arkadaşlar bir alaşımdır. Bu alaşım kalay ve kurşun metallerini barındırır içerisinde. Kalayın erime noktası 232 derece Celsius, kurşunun erime noktası 330 derece Celsius. Yani aralarında çok ciddi bir fark var. Lehim alaşımı ısıtıldığı zaman yeterli sıcaklığa gelindiğinde öncelikle kalay sıvılaşmaya başlar. Dipte kalan kurşun katıları ortamdan uzaklaştırılır. Kalay tekrar soğutulduğunda katı fazına döner ve iki katı birbirinden ayrılmış olur. Mıknat ıslama yöntemi arkadaşlar. Burada da katı katı heterojen karışımlar ayrımında kullanıyoruz. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Demir, kobalt veya nikelden sadece birinin olması gerekiyor. İkisi de varsa çünkü ikisi de mıknat ıslanıyor. Bizim mıknat ıslanabilen metallerimiz demir, kobalt ve nikel karışımı. Nikel madde görüyorum. Örneğin demir ve kobalttan oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmadan asla mıknat ıslama yöntemini kullanamayız. Çünkü mıknat ısı uzattığımız zaman ikisi de mıknat ısa gelir. O yüzden herhangi birinin ortamda bulunması gerekir. Örneğin demir tozu kum karışımını ayırmadan ortama mıknat ısı tuttuğumuz zaman demir tozları mıknat ısı tarafından çekilir. Veya da nikel tozu magnezyum tozu karışımında ortama mıknat ısı tutulduğu zaman sadece nikel tozları mıknat ısa gelmiş olur. Ve son olarak arkadaşlar, çöktürme yöntemi olarak kullanılan koagülasyon yöntemidir. Koagülasyon yöntemi şehir sularının, şehir sularının arıtılmasında kullanılır. Peki nasıl kullanılır? Arkadaşlar şehir sularında süzme yöntemiyle arıtılamayacak kadar çok küçük katı tanecikleri vardır. Bu katı tanecikleri arkadaşlar eklenen bir koagülant yani eklenen bir kimyasal madde yardımıyla yumaklar halinde toparlanır ve büyük bir katı şeklinde çöktürülür. Çöktürülen katı ortamdan uzaklaştırılır ve şehir suyu temizlenmiş olur. Yani burada arkadaşlar çöktürme yönteminde koagülans
adı verilen bir kimyasal madde kullanılır. Bu kimyasal madde sayesinde şehir suyundaki, şebeke suyundaki katı madde çökertilmiş olur arkadaşlar. Evet, bugün neleri işlemiş olduk? Tarihçi boyutu farkı, çözünürlük farkı, yoğunluk farkı, kaynama noktası, erime noktası ve mıknatıslama yöntemleriyle karışımların ayrılma yöntemlerini işlemiş olduk arkadaşlar. TRT konuları arasında en çok karşımıza çıkacak olan konulardan biri de bu şekildeydi. Burayı da özetlemiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.